sokakta maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok hayat hikayesine de tanık oluyoruz. Şimdi Mersin'e gideceğiz. Mersin'de bir genç kızın hayallerim vardı, yandı demesine birlikteyiz diyelim. Ay sonra düğünüm vardı. Eşyalarım, çeyizim, her şeyim hazırdı evimi düzmek için. Ama şimdi kendi oturduğum, büyüdüğüm ev yok oldu. Bitti, tükendi. Yani bir fotoğraf karesi bile kalmadı elimizde. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz şu an. Ne yapmamız, boş bekliyoruz, sadece eve bakıyoruz. Bir emekli aldı çeyizlerini. Yeni yuvasına hazırlanıyordu ama olmadı. Mersin'de yangın talihsiz genç kızın umutlarını da küle çevirdi. Yani kendi evimi düzecekken büyüdüğüm evi tekrar düzmek zorundayız şu an. Fatma Tan'ın gözü yaşlı. Düğününe bir ay kala dünyası başına yıkıldı. Yeni evinin hayallerini kurup hazırlığını yaparken baba evinden de oldu. Ne eşyası kaldı kullanabileceği ne de tutunacağı bir umudu. Tan ailesi şimdi kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Şimdi kardeşimize geçmiş olsun. Onun maneviyatı, şimdi insanların yaşadığı yerin bir maddi değeri var. Bir de manevi değeri var. Yani o manevi değeri her şeyden önemli zaten. Evet. Duygularını çok iyi anlıyorum, saygı duyuyorum. Ama şundan gram şüphem yok. Allah'ın izniyle bu yangınları da atlattıktan sonra, nasıl ki depremlerde, nasıl ki sellerde, biz buradan, ekranlardan o acıların acısını da yayıncı olarak yaşayıp verirken, şu andaki gibi çaresizce kelimeleri bir araya getirmekten imtina edip zorlanırken, şunu da biz verdik. O insanların mağduriyetlerinin onları mutlu edecek derecede giderildiğini de haberini verdik. Emin olun, Allah'ın izniyle devletimiz güçlü, bunun da üstesinden gelip, çünkü olmuş da olacağı, öyle ölmüşe çare yok. Doğal afet dediğin şey şu an, biliyor musunuz? Murat Saygı bana attı. Allah razı olsun, hatta müdürüme diyorum ki ya ara ara bana böyle bilgiler, hani %100 kanaat getirebileceğimiz güncel konulara at lütfen dedim. Her yer yanıyor. Küresel ısınmayı kabul etmeyen yok. Dün mesela bilmiyorum öğlen neredeydiniz? İstanbul'da ben şoka girdim, burnumuzu çıkartamadık. Bildiğiniz ben şu kapının önünde bile dedik ki şöminenin içinde duruyor gibi. Şimdi bir sürü sağduyulu o bölgelerden izleyicilerimiz yazıyor. Ben bilmiyordum mesela. Bu çam ağaçları yandığı zaman o kozalaklar, Nurtuğba, patlayarak diğer yerlere sıçrar. 10 saniye içerisinde onlarca metrekarelik alanın yanmasına sebep olabiliyorlar. Belediye başkanlarımızı bağladık. Diyorlar ki rüzgar şimdi. Hem o patlıyor hem rüzgar geliyor. Buraya vidanjörle geliyorsun, oradan şey uzanmıyor, hortum. Uzanmıyor diye orada...